Devlet İmtihan Merkezi test toplusu 2019 Güneş Şuran Yer Çetine Düşme Buzağı mevzusunda meselelerin hel. İl boyu Güneş Şuran Düşme Buzağı'nın 66 malı 5 derece çiçek ormanlığı coğrafya indik. Bir düz şimdi Güneş Şuraları demeli Ekvator'dan en çok 23 malı 5 derece şimala ve cenaba doğru her çiftlerdir yani tropiklere doğru. Boğa Gölü'de 90 derece 23 tamamında 5 derece çıkan da 66 tamamında 5 derece bucak 0 derece indik. Yani ekvator için ait olur. O yönde demek düzünce olur. Debyen'de 0 derece indik. Yani ekvator. Bunu her yerim için 90 derece 23 tamamında 5 derece çıkıyor. 66 tamamında 5 derece ekvatorda güneş var mı? Minimum düşme bucağıdır. Düzünce cevap Debyen'de. İl boyu güneş şu an düşme bucağının 23 tamamında 5 dereceden büyük ormanlık coğrafya indik. Malum ki güneş ekvatordan 23 tamamında 5 derece şimala ve cenaba doğru her çiftlenebilir. Güneş ekvatordan dediğiniz dolanda coğrafi kıtlar yani 90 derece enişlerde güneş şu an düşme bucağı 0 olur. Güneş de ekvatordan 23 tamamında 5 derece şimala ve cenaba girende demek 90 derece enişlerde güneş şu an maksimum düşme bucağı 23 tamamında 5 derece olur. Düzgün cevap demendeci 90 derece yani coğrafi kıtlar. Güneş şuraları arazi yansı bucağı altında düşerse daha çok istilik alar. Demeli güneş şuranın düşme bucağı ne kadar büyük olarsa yer çeteği bir o kadar çok istilik alar. Güneş şuranın üzerinde ne kadar yukarı kalkarsa arazi bir o kadar daha çok istilik alar. O gölde burada büyük yakında gösterici. Demeli 3 cevap olduğuna göre 82 derece, 62 derece ve 45 derece. Düzgün cevabı olur 4, 5, 6. 4, 5, 6. Cevaplar içerisinde tersi ki 4, 5, 6 cevaplar yoktu. Ama düzgün cevap veriyor 4, 5, 6, 45 derece, 60 derece, 82 derece. Güneş şuaları arazi yansı bu cevabında düşerse daha az isteği alır. Güneş şuaları üzerinde ne kadar az yukarı kalkarsa arazi bir o kadar az isteği alır. O yüzden kişiyi bu cevaplar götürecek. 30 derece, 38 derece, 42 derece. Demeli bu cevabını düşerse biraz daha hızlı isteyerek düzgün cevap oldu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cevap C. Güneş 22 derece can beyinde denet dolarken 79 derece şimal eninde müşahede olunur. Malum ki güneş küre şeklindedir. Kürenin bir hissesine güneş 90 derece cevabını düşerse hemen noktadan 90 derece şimala şerge gelbe hem de canıma doğru demeli yer çeteği şuralanır gündüz olur. Yani 79 derece ile 22 derecenin cemi bu iki metre arasındaki bucak vergi 101 derece güneş şu anda her tarafa denetli olduğu yoktur. Her tarafa 90 derece her çeteği verilir. Bu 101 derece alınır. Yani bu yerin karanlık sesine düşecek. Yani gece olan yere düşecek. Demel düzgün cevabında burada olacak gece. Gece olmalı hemen yerde. Güneş şurası güde 57 derece uzakta görünürse hepti. Güç gündüzler müşahede olunur. Eksine geceler müşahede olunur. Güneş güde daha büyük cihazlar görünür. Daha büyük cihazlar görünür. Ümumiyetle görünür. Güç geceler müşahede olunur. D cevabı doğru. Gece gündüz beraberliği müşahede olunur. Sert düzgün cevap D bende. 101 derece güneş ekvatordan her tarafa 90 derece gelebilir. Düzgün cevap D bende. Yay gününde gün orta baktı Baçı şehrine güneş şu an hansı bucağı altında düşer. Baçı 40 derece coğrafyaya ihtiyacı o gölde 90 dereceden 40 dereceden çıkacak. Yay günlerinde güneş 21 yılında şimal turç üzerinde olduğunu önce 23-15 derece üzerinde geleceği alacak. 73-15 derece. 90 dereceden Baçı'nın yerleştiği coğrafya indiği yani 40 dereceden çıkıyor. Güneş ekvatorun şimalda olduğuna göre 23-15 derece. Bunun üzerine geleceği alacak 73-15 derece. Demek Batı şehrinde güneş şuraları ya gündüğünde 73 tamamında 5 derece bucağı altında düşür. Kış günlerinin günü güneşin zenitli olduğu enlişte, enliş ile Batı şehrinde arasında en kısa mesafe. Kış günlerinden güneş olur. Demek 23 tamamında 5 derece canı bindiğinde, 23 tamamında 5 derece canı bindiğinde, Batı şehrinde iyileşir 40 derece şimalinde, 23 tamamında 5 derece enliş canı bendiğiyle baş arasındaki bucak vergi 23 tamamında 5 olarak 40 derece şimal enliyeci 63 tamamında 5 derece 63 tamamında 5 dereceni 1 derece meridyen kutusunun uzunluğuna vurmak lazımdı. 63 tamamında 5 derece burası 111 derece 7048 tamamında 5 kilometre. Demeli güneşin zenitli olduğu endişten başıya giden mesafe 7048 tamamında 5 kilometredir. Düzgün cevap B bendi.
Yaz cecimdir beraberliği güneşin zenitte olduğu mentigene baş arasında en kısa mesafene gelir. Yaz cecimdir beraberliği günü güneş demeli ekvatorun zenitte olur. Başı buradan 40 derece uzaktadır. Ona göre de 40 derece buradan birimler 111 tam 10'da birine. Daha değerli gelen birimler. Düzgün zaman olacak 40 derece 111 tam 10'da biri. Ecil 4444 km başının başından ekvatora kadar olan mesafe yahut güneşin zenitte olduğu mentigene baş arasında mesafe bilecek. Derece farkı 40 derece 111 tam 10'da bir anda 4444 km. Sabah. Güneş şualarının yaz cilimiz beraberliği günü orta vakti 60 derece uzağına düştü. Şimal ve canım entegrasında en kısa mesafe bir mesin cilim uyum gezdi hayatta ne kadardır? Güneş şuaları demeli yaz cilimiz beraberliği günü güneş günü orta ekvatorunda olur. 60 derece bucağında düştüğü mentigen tapadığında 90 derece 60 derece çıkacak öylece 30 derece. Demek 30 derece şimal yerinde 30 derece canı birliklerine güneş yolları 60 derece bucağında düşüyor. 90'ın 60'ı şöyle 30 derece biri şimal dolacak biri canı dolacak. Buraların derece perk 30 derece şimal yerinde 30 derece canı birliklerinde 60 derece alacak. Demek bu iki mentigasında 60 derece 60 derece bucak perki var. 60 derece bir gözün cilim uyuyor mu yastık hayatta 60 derecemizi 111'e varanda bu mesafe 6660 km demeli yer üzerinde çeyrekli mesafe 6660 km bir gözün cilim uyuyor mu yastık hayatta da demeli 1 santimetremiz 200 km'di 5-0 pozmalar buna tabi 1 santimetre 200 km'di demeli 6660 km 200'e bölmekle 33 tam 14 santimetre cevabını alabiliriz. Demek ki bir tenasyon kurabiliriz. 1 santimetremiz 200 km'miz 1 santimetredi. 6660 km 2 santimetredi. Yahut ile bir başa demek ki her gün mesafeni hayat üzerinde 1 santimetre uygun gelen mesafeye yavun milyasın cemiyetine bölmek de cevabı halledebiliriz. Ya bu tenasibimiz 200 km'miz 1 santimetrede 6660 km 2 santimetrede x beraber de 6660 km burası 1 santimetrede 300 km'ye 33 tamamda 100 santimetre düğün cevap oldu sevendim. 30 derece şimalinde yerleşen Lıkatlı şehrine gün orta baktı gün aşağı düştüğü en bucak ve en büyük ve en küçük bucaklar mıydı? Demek maksimum düşme bucağı, en büyük düşme bucağı tapadığı 90 çıkısın Lıkatlı'nın yerleştiği coğrafyanın 30 derece şimal inliği. Güneş şimal olduğuna göre, 23.5 şimalda olduğuna göre demek en büyük bucağına tapıyor. 90 çıkısın 30 üstü yani 23.5 bu maksimum düşme bucağı. Demek ki 83.5 derece. Maksimum düşme bucağı, en büyük düşme bucağı oldu. 83.5 derece. Gün düşme bucağına tapmadığı ötürü 90'dan 30 çıkacak. Hem de 23.5 derece canlı çıkacak. O da eleyecek. 90 çıkarsın, 30 çıkarsın, 23.5 derece, 36.5 derece. Demek ki Kasi şehrinde güneş şu an maksimum düşme bucağı. 83.5 derece, gün düşme bucağı 36.5 dereceli. Düzgün cevap C bende. Güneş şuaları hansı güneş hansı paralel üzerinde denkli olduğu zaman gün orta baktığının şuaları batı şehrine 26.5 derece bu cevabını düşer. Demeli 90'ın 26.5 dereceden çıkanda alacak. 90'ın 26.5 dereceden çıkanda alacak. 63.5 derece. Batı'nın yerleştiği coğrafyanın 40 derece şimal eni. Demeli güneş batıdan 63.5 derece canım değilleşir. Çiğ 10 şuaları Bahçe'ye 26.5 derece uzağa düştü. 40 derece şimaldan da demeli 63.5 derece canıbı çıkandı. Güneş alacak Bahçe'nin canını dolacak. Bu ne için 23.5 derece canı belli. Yazışın belli yazıyor. 90 çıksın 26.5 derece 63.5 derece. 40 derece şimal enliği çıkarsın. 63.5 derece canı. 23.5 derece. 23.5 derece enlikte bir düşümü canı tropşili. Güneş canı turucunun onda başıya 26.5 derece bu cevabını düşür. Düz cevabı devendi. Güneş şansı paralel üzerinde diyette olduğu zaman gün orta baktığının şu anlar batı şerine 73.5 derece bu cevabını düşür. Yine de batı 40 derece şimal indi iyileşir. Güneşin 73.5 derece bu cevabını düşmesi 90 için 73.5 derece eleyecek. Demeli 16.5 derece demeli güneş başıdan 16.5 derece uzağındadır. 90'dan 16.5 dereceni
40'tan da 16.5 derece çıkan da aracı 23.5 derece şimal indi. Yani güneş şimal topçu üzerinde zenitleri. Rastın beri yazdı. 90 sesin 73.5 derece, 16.5 derece güneş başından cenobdadı. Başın yerleştiği coğrafyada 40 dereceli. 40 dereceden 16.5 derece çıkmalar. Güneşin zenitli olduğu 23.5 derece şimal indi cevabını almış olur. Güneşin cevabı olur. Şimal topçu'nun da cevabı iyi bendi. İleride Batı şehrine güneş olan en büyük ve en küçük düşme bıçağı ne giderdi? En büyük düşme bıçağına takmalıyorum. 90 sıçın 40, üst cenneti 23.5 derece. 70.5 derece. Maksimum düşme bıçağıydı, en büyük düşme bıçağıydı. Ben onu takmalıyorum. 90 sıçın 40, sıçın 23.5 derece. Bıçağın manasında. Yarım şehre perde olduğuna göre bu derece 26.5 derece. Demek Batı şehrine güneş olan maksimum düşme bıçağı 70.5 derece. Ben onu düşme bıçağı 26.5 derece de. Düzgün cevap oldu. Sevendim. Ekvatorda güneş şuaları, ekvatorda il erzine güneş şuaları minimum şu yapacağı güneş ekvatorda 23.5 derece şimala ve canıba doğru gelir. 90'ın 23.5 derece çıkanında 66.5 derece. Yani ekvatorda güneş şuaları minimum şu yapacağı 66.5 derece. Düzgün cevap B bende. 90'ın 23.5 derece çıkarıp güneş bu kadar uzaklaşabilir buradan. Bu derece 66.5 derece. Cevap B bende. Yay cümle güneş şu an 90 derece altında düştüğü mentikede şimal kutbu dairesi arası 2 derece pergün takım. Güneş yay cümle 23.5 derece şimal yeniden 90 derece altında düşüyor gün orta baktı. Şimal kutbu dairesi 66.5 derece paralelin kıymetli. Demeli 66.5 derece ile 23.5 derece şimal indiğinin derece pergini takmak lazımdı. 66.5 şimal indiğinden 23.5 derece şimal indiğinin çıkan da alınacak 43 derece. Demek güneşin 90 derece altında göründüğü şimal topçu ile şimal kutları esas bir mesafe derece pergi 43 derece düşünce bu abendi. Yay günümde şimal yavucunda Greenwich meridyen üzerinde güneş şu an düşme bıçağı 47 derece olan mentegeden seyyahlar 0 derece azmında 6660 km yol gittiler. Oraların çatışlarının noktayan coğrafi kaynaklarını müeyyün edin. Yay günümde güneş 23.5 derece şimal yayında üzerinde denet durur. Güneşin 47 derece uzaklığında düştüğü mentegeden tapma olduğunu 90 derece 47 derece çıkan değilecek 43 derece. Demeli biz şimal yavucu dediğine göre 23.5 derecenin üzerine 43 derecenin gelecek. Evvel 10 derece 90'dan 47'den çıkacak. Alacak 43 derece. Demeli 43 derece. 23.5 derece şimal yerine şimal yerine deniyor. Üzerine 43 derecenin gelecek. Demeli 66.5 derece şimal yerine güneş şuraları 47 derece bıçak altında düşür. Ve biz buradan 6660 km 0 derece atmış şimala gelecek. 6660 km geçiyor. 6660 km bölücü 111'e aracı 60 derece şimala geçiyor. 66.5 derece şimalın üzerine 60 dereceni geleceğiz. Gelece 126.5 derece. Bir düşüm coğrafyanın kıymeti, maksimum kıymeti 90 derece. 90 derece büyük kıymet alabilmez. Bu yüzden 180 dereceden 126 dereceni çıkanda alacak 53.5 derece şimal indiği. Yani kutbi çeçenden sonra biz olacak 53.5 derece şimal indiğinde. Kutbi çeçerken coğrafi uzunluğu tapma dönütülü. Meridyen uzunluğu yani Greenwich'in uzunluğu 0 dereceni 180 dereceni çoğalır. Yani arkadaşı meridyen tabacı bu derece 180 dereceni meridyen. Yani düzgün cevap yer olur. 53 derece şimal indiği ile 180 derece uzunluğun çeşitliği nokta. Demeli kaynak bu olacak. Cevap seymendi. 53 derece şimalın 180 derece uzunluğu. Sankt Petersburg şehrinde 60 derece şimal indi yaşıyor. Gün orta baktı güneşin şimal ucu 6.5 derecedir. Bu zaman şimalın hansı pestin başladığını ve güneşin hansı yenilikte denetli olduğunu müeyyün edin. Sankt Petersburg şehrinde güneş şuraları eğer 6.5 derece bu zamanda düşürse 90 sırasında 6.5 derece gelecek 83.5 derece 60 derece şimal indiğinden 83.5 derece canlı çıkacak. Aracı 23.5 derece canı bindiği, yani güneş 23.5 derece canı bindiğinde zenitledi. 23.5 derece canı bindiyse bu kış gün dönümü değil. Yani Sankt Petersburg şehrinde şimal yönümsede kış feslinin başladığı zamandı. Gücünüz olur kış başlayıp ve güneş 23.5 derece canı bindiği üzerinde zenitledi. Cevap oldu diye bendim. Güneş 23 derece canı bindiği
üzerinde zenitlidir ise Bahçeşehir'in cumartesi vakti güneş yolu dışına alacağını hesaplayan limeli bir 90 çıkışın 40 başın yerleştiği coğrafya indir. Çıkışın 22, 50 o derece 28 derece. Demeli Bahçeşehir'in güneş yolu dışına alacağı olacak 52 derece, 28 derece. Yahut Belirlik, Bahçeşehir'in coğrafya indiği 40 şimal, güneş 25 derece canlı indiği 40 şimalda 25 derece canlı indiğinin arasındaki bucak belgeleyecek 62 derece 90-62 çıkıp 28'i tapabilir. Düzgün cevap diyemem. Yahut birbaşa belirli 90 çıksın, 40 çıksın 22 beraber 28 derece. Üstün eğilimli belirli. Cevap oldu 28 derece. Güneş yolu çıkmam cevabı için. 21 Mart tarihinde bir mezgide güneş niyetli olduğu vakti. Şimdi burada azaldır gün ortada. Yerli vakfının 3 saat ileride olan Ahmet Yüzgün güneşin vaziyetini gösteren sistemi müeyyindi. Azaldır saat 12'di. Yerli vakti ondan 3 saat ileride ise yerli vakti olmadı saat 15. 13 saat ileride 15. Bir cevabında ise akşam saat 18 vaziyeti verildi. S cevabında saat 9 vaziyeti verildi. D cevabında saat 15 vaziyeti verildi. D cevabındaki güneşin vaziyeti saat 15'i gösterir. Yezon'da seher saat 15'tir. Bizden de 3 saat ileride sizlerdi. Bu değil diye mentiyesi saat 15. Düzgün cevap diye bendim. 21 Mart tarihinde bir mesleğinde güneş zenitte olduğu vakti yerli vakti ondan 3 saat ciğerde kalan. Yani 12 saatin 3 ilice saat 9 olan beziyetti. Güneşin beziyeti gösteren sistem. Yani A zonunda saat 13 saatin 3 15'li. B zonunda 18'li. C zonunda saat 12'li. Diğer camda seher saat 9'du. Düzgün cevap diye bendi. Güneş saat 9 olduğu cevap diye cevabı. Yaz cicimiz beraberliği gününde coğrafi kardinat 30 derece şimal indiği ve 30 derece gerbi vurgu olan mentegede gün orta yani saat 13 olanında hans coğrafi uygunluklarda gece yarı sübh ve akşam çağıdır. Evvela gün orta saat 12, gece yarı saat 24 ya 00'di. Sübh 12 çıkışın 6 saat 6.00'di. Akşam çağıdaki saat 18.00'di. Yani burada bizde demeli gün ortanın belirtisi gece yarı olacak arkadaki meridyan üzerinde. Bunu da tatlı olduğu için 30 derece gerbi vurgu meridyanla kütbi çeşitli düşecek 180'sin 30 gerb edecek 150 derece şarkı. Demeli 150 derece şarkı da edecek gece yarı. 180 derece, 30 derece gerbi için 150 derece şarkında edecek gece yarı. Süp olacak. 30 gerb, 6 saat geri. 30 gerb, üstte gelsin 90 gerb. Edecek 120 derece gerbi için 30 gerb, 90 derece gerbi ediyor. 120 derece gerbi için edecek seher saat 6'yım. Akşam çağı saat 18 olacak. 30 gerb çıkılsın 90 şerk. Bu derece 60 derece şerk uzundur. Düzgün cevap beğenmedi. 150 derece şarkında gece yer olacak, 120 derece gerb uzununda seher saat 6 olacak, 60 derece şarkında da akşam saat 18 olacak. Yaz gecimiz beraberliği günü başlarında gün orta olduğu zaman uygun olarak coğrafik uzunlukları gece yarı, az uzunluklarda gece yarı, sübh ve akşam çağıdır. 40 derece meridyandan arkadaki meridyanı çeken doğru derece gece yarı, yani başı 50 derece şarkında da biliyorsunuz. 180 dereceden 50 derece şarkı çıkan dalacık, 130 derece gerb uzunluğunda gece yarı olacak. Bir de diyelim 180 derece sırasında başı yerleşti coğrafik uzunluk, 50 derece şarkı uzunluğu eleyecek. 130 derece gerb uzunluğunda eleyecek gece yarı. Sübh olacak Batı'dan 90 derece gerbde. Yani 50 derece şerh çıksın 90 derece gerb. Eğilecek 40 derece gerbinde olacak sübh çağrı. Akşam çağrı olacak 50 derece şerh üzerinde yazıyor 90 derece şergi. Eğilecek 140 derece şerh üzerinde. Düzgün cevap oldu. Ağacağımda 130 derece gerb üzerinde gece yarı. 40 derece gerb üzerinde seher saat 6. 140 derece şerh üzerinde da akşam çağrı. İskemet'ten 5 Oktyabr'da gün orta vakti güneş yolunun düşme bıcağının azalma artırıldığı müeyyen edin. 23 Sentyabr'da güneş bir üst ekvator zenitinde olur. 23 Sentyabr'dan 12 gün sonra çim vaziyeti değil. 12 gün sonra güneş ekvatorda olacak 3 derece tekmini, 3 derece canı bindiğinde. Demeli
beynin özünde olacak. 90 çıtın 3, 87 derece. 87 derece bir yerde olacak. A'da olacak. 30'da, 30 derece anında değil. 30'dan 3'ü çıkan derece 27. 27'den 90'dan çıkan derece A diyecek. 63 derece B diyecek. 30, o da 3. 33'ü çıkan da 57 derece. C'de diyecek. 60 57 derece çıkan diyecek. 33 derece. Düzgün cevap olacak. B, A, B, C. B diyecek 87, A diyecek 63, D diyecek 57, C diyecek demeli 33 derece. Düzgün cevap B, A, B, C. Şimdi verilen A ve B mentegelerinde ileride güneş oranı minimum çıkma bıçakı 60 derecedir. Bu mentegeler için mesafenin büyüm yastı globus üzerinde nesi santri olduğunu hesaplayın. A ve B mentegelerinde minimum çıkma bıçakı 60 derece ise 90-60, 30 derece demeli. Demeli güneş en çok uzaklaştır 30 derece. 30 derece güneş 23-15 derece şımar ve canlı bir tropiklere gittiğine göre 30 derece 23-15 derece çıkan derece 6-15 derece. Manasına demeydi. Güneş 23-15 derece şimal yerinde ise 6-15 derece canı birine gider. Mesela bir 30 derece. Yani burada minimum şunca olacak 60 derece. Yahut güneş 23-15 derece canı birine ise şimal yerinde 6-15 derece yenileyecek 30 derece. Burada güneş olsun şuna bir söyleyecek 60 derece. Yani 6-15 derece şimal yerinde 6-15 derece canı birine güneş şuraları minimum şuna bir söyleyecek 60 derece. Burası arasında ki yahut bunu böyle kesiyor olmalı ya demek olan. Ekvatorda 66.5 derece minimum çıkma bıçağı bunu bildirecek. Ekvatorda 6.5 şıma indi 6.5 can birliğine. Demek güneş şuraları minimum çıkacak 60 derece bıçağı altında. Bu 6.5 şıma ve can birliğine tarzı bıçak belge diyecek 13 derece. 13 derecenin 111'e vurarak. Yani bu mesafenin 1443 kilometre olduğunu tapırıq. Şimdi diyor ki büyük yastı globus üzerinde neçi santimetredir? Büyük yastı globus bildiğiniz gibi 30 milyondur. 30 milyonluk globus da 1 santimetremiz 3-3 kilometredir. 5 sıfır pozmanla bunu taparım. Böyle temasını kurabiliriz. 3-3 kilometremiz 1 santimetredir. 1443 kilometremiz 2 santimetredir. Buradan x beraberdi 1443 bölücü 300 alıcı 4 tam %81. Ya bu yine de çete yolla. Demeli HG mesafe 1443 metredir. 43443 kilometredir. Xəttə üzerindeki mesafeyə bunu bölməklə, xəttin cəmiyyətinə bölməklə, milliyyətin cəmiyyətinə bağışlayıb bölməklə, yəni 300-ə bölməklə 4.81 cavabını ala bilirik. Düz cavab oldu. 4.81 cm cavab B bəndi.